Kemal Kılıçdaroğlu gazın açıklandığı gün bastırmak için ben dedi Aleviyim. Aleviyim. Çakma Alevi dedim ben. Devamında da bunu şakşaklayan sanatçılara tekrar ifade ediyorum. O sanatçılar ki pili Pensilvanya'dan takılmış pilli köpekler kudurdular. Oda TV falan kudurdu. İlahiyatçı Ahmet Şanlı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Bir saniye ya. Kemal Kılıçdaroğlu ben Aleviyim diyecek. Hazreti Ali Efendimiz için kalkıp diyecek ki o bir yazardır. Kitapları vardır. Müdahale etme kardeşim. Müdahale etme. İşine bak. İşine bak. Evet. Terbiyesizlik yapma. Hadi. Evet reis. Evet. Evet. Evet reis. Tamam sen bilim için ben kapının önündeyim. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Dinle evet. Dinleme. İkileyebilirsin. Evet. Heh. Bak zoruna gitti. Gaz haberi açıklandığı zaman kalkıyor. Bozmak için. Olduk durduk yere ya. Aklına bir anda gelmiş. Ha bu arada şey bana bakın. Meral Akşener'in de var aynısı. İl başkanlığımıza kurşun sıktılar. Bize oy verin. Aynısını yapıyor. Ha ben Aleviyim bu arada. Tamam. Furkan. Bölükbaşı diye bir arkadaş. Koydu böyle doğalgaz Alevi. Zorlarına gitti. Arkadaş sen bunu istismar edersen izin vermeyiz. Hazreti Ali Efendimiz için büyük bir alimdir, düşünürdür, kitapları vardır dersen ulan gezdiğim 3 ilahiyat fakültesinde görmediğim Hazreti Ali kitabını ben sana sorarım nerede diye. Bazıları o kadar cahil ki Alevili ırk zannediyorlar. Doğuştan Alevi diyorlar. Neyini sorguluyorsun? Doğuştan Alevi. Hazreti Ali'yi tanımayan adam Aleviyim diyebilir mi ya? Böyle bir saçmalık var mı ya? Öteki de hemen video çekiyor. Selamun aleyküm ben de Sünniyim. Neyin kafası kardeşim bu? Sizin yapmaya çalıştığınız şey bölücülük. Ama HDP ile 2 gün yan yana oturdular ya. Yan yana oturunca hemen bölücülüğü de kaptılar. Kürt Türk, Alevi Sünni. Seçime yakınız. Atalım atabildiğimiz kadar. Karıştıralım ortalığı karıştırabildiğimiz kadar. Diğer taraftan o sokak noktasında da tipliler var zaten. Şak 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 peşimizden gelirler. Onlarla beraber hareket çekeriz. Tipli bir vekil, adayı çıkmış kürsülerden, televizyondan. Fatih Altaylı'nın karşısında. Fatih Altaylı dedesinden kilise tapusu kalan Fatih Altaylı. Bunun ismi Fatih. Özü başka bir şey bunun. Onu da bir gün öğreniriz. Ne diyor biliyor musun? Önce Fatih Altaylı pas veriyor ona. Diyor ki tip Türkiye'de gençlerin en çok desteklediği siyasi parti siz nasıl görüyorsunuz? Ulan sandığa müşahit koyamıyorsunuz siz be. Sandığa koyacak adamınız yok. 10 bin tane üyeniz var. 10 bin veya 20 bin. Yargıtay'ın web sitesinde var. Hangi gençlik lan sizin peşinizde gidiyor? 4 tane marjinal çocuğu kandırmışsınız. Takmışsınız peşinize. Gençlik bizim yanımızda. Bak bak bak. Yo. Genç mi görmek istiyorsun? Git Tayyip Erdoğan'ın mitingine. Git gör. Gençlik nasıl Tayyip Erdoğan'ın yanında görmüş olursun. Ama işte bunlar böyle etiketi alalım. Etiket bizde. Bu işin ne diyorlar ona? Tekeli biziz. İstediğimiz yere istediğimizi yapıştıralım. Bize de o gün Alevilik mevzusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na bu Alevi değildir, çakma Alevidir deyince zorlarına gitti, saldırdılar. Beklentine geri çekileceğiz. Sedef Kabaş beni etiketlemiş, alta koymuş. Diyor ki bunu diyor evinden almayacaklar mı? Ben de sordum. O otel değil miydi diye. Ben de sordum otel değil miydi? Sen Cumhurbaşkanı'nı eşek ifadesiyle yan yana getiriyorsun. Otelden birileri tarafından alınıyorsun. Biz bu adam çakma Alevidir, Alevi değildir, istismar ediyor deyince çıldırıyorsunuz, kuduruyorsunuz. Bunu tutuklayan yok mu? Yok kardeşim, suç uydurmaya kalkmayın. Ama bunlar alışmışlar. Bunlar eskiden böyleydi. Bunlar bir Müslüman bir söz söylediği zaman hemen atmosferi şekillendirirlerdi. Uğur Dündar'ı hatırlıyorsun değil mi? Terör operasyonu çeker gibi cuma namazına giden çocukları çekiyordu. Bunu hatırlıyorsun. İşte oradan biz bugün buraya geldik. Bugün ne? Ekrem İmamoğlu cuma namazına gidiyoruz diye şey yapıyor. Peşinden gidip alkış tutuyorlar. Mansur Yavaş çıkmış oradan çakma milliyetçi. Millete söylüyor diyor ki biz diyor zaferlik bir mücadele vermiyoruz. Karşı taraf bunu diyor savaş olarak algılıyor. Evet kardeşim. Savaş olarak algılıyorum. Dağdaki adam kalkıp diyorsa AKP, MHP faşizmine karşı şunları desteklemeliyiz. Ben bunu savaş olarak algılarım. Dağdaki bana AK Parti'yi, MHP'yi göndermemiz lazım. Bitme noktasına geldik diyorsa ha ben derim ki arkadaş dağdaki bunu söylüyorsa biz bunları bitirmeye devam edelim. Ama şimdi beraber değil izliyorlar değil mi?
Dağdakiyle beraber değiliz. Açıklama yaptı. Desteğimiz dedi Kılıçdaroğlu. Dağdakiyle beraber değiliz. HDP'liler oradan kalkmış. Diyorlar ki seçimden sonra Selahattin Demirtaş serbest kalacak. Ben şimdi HDP'ye de soralım. Soralım HDP'ye, ya senin cumhurbaşkanı adayın kim? Senin cumhurbaşkanı adayın var mı? Yok. Ulan o zaman kim bunun önünü alacak veyahut af çıkaracak? Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayan beyan destekliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu da açık, net bir şekilde kürsülerden millete diyor ki ey millet bana oy ver, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala özgür kalsın. Selahattin Demirtaş'ı paranteze alalım. Ekrem'in parantezleri var ya, onlardan bir tanesini alalım. Diyelim ki Apo'nun heykelini dikeceğim diyen adam Osman Kavala kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye salın diye resmi bildiri yayınladığı Meral Akşener'in akrabası. Allah Allah ya. Milliyetçiliğe bak. Milliyetçiliğe bak. Oradan yine Meral Akşener'e giriyorsun milliyetçi. Seyitan İşsiz var. İstanbul 3. bölge 2. sıra adayı. Seyitan İşsiz. Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs vermiş. Meral Akşener ne diyor? Ben diyor Sinan Ateş cinayetini çözeceğim. Tekrar hatırlatayım ben ona. Sinan Ateş cinayetini çözmek istiyorsa Seyitan İşsiz'in burs lisesine bir baksın. Oradadır ya. Oradadır. Düğünlere falan gittiği düğünlere bir baksın, oradadır. Yaptıkları iş bu. Ben şunu tanıyorum, bunu tanıyorum biliyor musun hesap? Adam çıkmış vatandaşın karşısında itibar kazanabilmek için. Ya ben şunu tanıyorum, bunu tanıyorum. Bu millet seni tanıyor ya. Bu millet Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyor ya. Ya sen kapalı Maraş'ı Kahramanmaraş'la bir tutan, sonra da barajla ne olmuş diyen adamsın ya. Ya bu millet sana oy verir mi? 300 milyar dolar para getireceğim. Devamında uyuşturucu tüccarlarının parası, temiz para diyor. Bak ya, adam zaten tıkır tıkır dökülüyor. Sen adamı dinle, cidden şöyle bir dinle, saçmalamasını gör. Ama sınır yok. Ya bu adamın saçmalamasında hakikaten sınır yok. Şöyle aklımıza geldikçe şok oluyoruz. Kimse de bunun hesabını sormuyor. E tabii ki sinirleniyoruz. Urfa'ya gitmiş, ne diyor? Bedava elektrik vereceğim. E İzmir'de ver. Yok, İzmir'de vermem. Urfa'da veririm. İzmir'de vermem. E başka ne diyor? Traktör vereceğiz dediler değil mi? Traktörü söyleyen adam Özgür Özel, yine bunun elemanı çıktı şu anda da kürsülerden, şey diyor. Altın. Herkese bir cumhuriyet altını dağıtacağız. Seçimden sonra ne yapacak? Ya biz onu laf olsun diye şey yapmıştık. Ekrem de aynısını yaptı. Aynı yolla devam. At abi yalanı. Limit yok ya, açmış. Torbayı açmış. Döküyor aşağı doğru. Bol bol yalan. İşçilerin anasını ağlattılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ha güvenlikler şu anda haklarını almaya çalışıyor. E versene. Haklarını versene. Kamuda çalışan İstanbul Büyükşehir güvenliklerinin haklarını ver. Geçtiğimiz günlerde daha sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kaç yıldır verilen o bayramda verilen şeyleri, ikramları personele, bunlar verilmedi. Sebep bütçe yetersiz. Ha bak, bütçe yetersiz. Giresun'da cuma namazındayız. Afişi asmaya var bütçe. Kastamonu'da var. Bursa'da var. Ekrem'in reklamına bütçe var. Ama milletin işine bütçe yok. 30 milyar liradan 80 milyar liraya çıkarmış şeyi ve batırmış. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni batırmış. Niyet ne bu sefer? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni batıracağız. Bir verin imkan, batıralım. Bak kaç tane adam burada anlaştık. Şu bakanlığı ona sattık, bu bakanlığı buna sattık. Herkes pastadan pay koparıyor. Ya devlet yönetmek değil dertleri. Kurbanlık şeyi gibi. Girmişler böyle sıraya. O orayı alıyor. Danayı geçti iş. Yediydi bunlar. 17 oldular. Tip var bunların içerisinde. Tip başka bir şey söylüyor. E öteki tarafta Saadetliler var. Onlar başka bir şey söylüyor. E hadise ne arkadaş? Hadise ne? Devlet yönetmek mi? Ama işte hikaye. 15 bin lira verecekti reis bayramda Kılıçdaroğlu. Bayramda 15 bin lira verecekti. Ama verseydi. Ya bayramdaki 15. Ankara'da. Bayramdaki 15 bin lirayı. Ankara'ya girelim. Ankara'ya net bir şekilde girelim. Ankara'daki ikramiyeleri vermemiş. Bak, Ankara'daki ikramiyelere gelmeden evvel bu 15 bin liraları sen önce buralarda bir ver. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle bir ver. Yıllardır veremediğin İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle bir ver. Zamanında ne diyor? İstanbul'a aday oldu ya bu. Ne dedi? 600 lira vereceğim fakirlere. Cumhurbaşkanı ne dedi? Cumhurbaşkanı ne dedi? Cumhurbaşkanı da o zaman başbakan. Dedi ki versene İzmir'de. Bekara karı boşamak kolay. Yapsana bunu İzmir'de dedi. Ne yaptı? Yine yapmadı. Yine yapamadı. Bu adamın işi yapmak değil. Bu adamın işi yalan satmak.
En büyük icraatı ne? Yalan. Ha, Mansur mevzusuna gelince. Mansur Ekrem'den pek görüşmediği için zamanında konuşmuyordu. Konuşmadan işi görüyordu. Şimdi Ekrem'le beraber gezmeye başladılar ya. Ustasından öğreniyor. Ha, tam kavrayamamış. Eline kağıt veriyorlar. Öyle anlattırıyorlar yalanları. Sen yalanı istediğin kadar at. Arkadaş, icraat burada. Bir sürü iş yapılmış. Yapılmış bunlar. Millet de bunları görüyor. Şimdi sen bu atmosferde gireceksin. Şunu da söyleyeceksin. Diyeceksin ki ya ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Tamam arkadaş. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Oraya da girelim. Diyelim ekonomi felaket ve fecaat. Soralım bunu da. Nasıl düzelteceksiniz sorusunu sorduğumuz zaman karşımıza bir tablo çıkıyor. Bunların ekonomiden sorumlu Boş İşler Bakanı Ali Babacan. Biz diyor bir plan kurduk. O plana Avrupa aferin diyecek. Heh. Planın içinde ne var? Faiz, faiz, faiz. Güzel plan ya. O planın sonuçlarını da anlatsana. Ve şu anda yapılmaya çalışılan şeyi de anlatsana. Ya hiç utanma yok. Şöyle bir beklenti var, o beklenti de olmasın. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiği zaman istifa edecek. Etmeyecek. Etmez. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmez. Meral Akşener'i de gönderir. Ekrem İmamoğlu'nu da gönderir. Mansur Yavaş'ı da gönderir. Sonra tıpış tıpış oy verirsiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmez. Kafasına göre saçmalamaya devam eder. Yapacak bir şey yok. Hadise bu kadardır.